sabah bu ara götürecek otobüsü kaçırdık. Şimdi taksiyle gidiyoruz. Şimdi arkadaş sayesinde hiç kasmıyoruz. Ve böyle sanki polis arabası gibi. Ne bu ya? Evet, fuardaki girişin izdihamını görüyorsunuz. Şimdi arkadaş. Biz o getirdi. Çok kalabalık. Girerken çok vakit kaybedeceğiz zaten. Bir de fuardaki standı bulmak da zor. Böyle 15-20 dakikada yerimizde oluruz. Yani ortağımızın standına ulaşmamız 15 dakika sürdü. Aslında daha uzun sürmesi gerekiyormuş. Çünkü bugün kimse yok. İkinci günün sabahı bugün. Dün daha erken vakitte çok kalabalıktı. Bakalım daha sonra ne olacak. Burası bizim ortağımız. Tatlı Çinliler. Şu iki arkadaş size çok yardımcı oluyor. Şu ve şu kızcağız. Böyle. Bizim orta standındayız. Standa bira koymuşlar ya. Hadi meyveyi, çikolatayı anladık da. Evet, fuar yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Böyle bir sürü hol var. Kaç kat bilmiyorum. 5-6 kat olabilir. Eksileri de iniyor. Böyle kalabalık. Başka bir koridora geçtik. Buraya geldik. Böyle. Çok büyük. Haritayla dolaşıyoruz. Fuarları gezerken en önemli şey ayakkabı. Vurmasın diye yenisini almıştım daha rahat olsun diye. O da yeni olduğu için vurdu. Ayakkabı daha önce alıştığınız eski ama rahat olan bir ayakkabı olmalı. Evet, bizi yemeğe çağırdılar. Böyle şeyler yapıyorlar. 2 saat konuştular, onları dinledik. Yemek de getirmediler. Yavaş yavaş yemekler gelmeye başladı. Ama tabii ki atlamıyoruz. Çünkü öğrendik. Taksit taksit getiriyorlar. Ben ilk geldiğimde daha gelmeyecek zannedip karnımı doyurmuştum. Böyle döndürüp işte, böyle döndürerek öne çekiyorsun, istediğin şeyi alıyorsun. Öyle bir şey. Bekliyorum, daha güzel şeyler gelsin diye bekliyorum. Adam bir şeyler anlatıyor ama... Pankart taşıyan kızları üzülüyorum ya. Öyle tutuyorlar sürekli ama. Bir tane şey getirip buraya koyan bir robot. Tabii biz bu kadar gelişmedik. Biz de bunları insanlar yapıyor. Daha o kadar almıyoruz. Bu ekstra bir parça çünkü. Bu malzemeyi üreten makina önce bunu üretiyor. Sonra buraya getiriyor. Buradan buraya geliyor. Sonra şu alet bunları buraya yüklüyor. Sonra onları dizmesi bittikten sonra buradan karton alıp üstüne koyuyor. Yani paketlenmiş oluyor. Hiç insana ihtiyaç yok. İnsan elin değmesine ihtiyaç yok. Tabii makine ayarlamak dışında. Biraz yavaş inalar. Bakın kartonu da alıyor şimdi. Üstüne kapatacak, sonra diğer katı geçecek. İnsanlar bunu daha hızlı yapar ya. Vakit kaybı bence. Yok yok, fikrimi değiştirdim. Yavaş. Evet. Çinlerde helal olsun dediğimiz bir şoförle karşılaştık. Abi. Bizi asla kazıklamadı. Dün sabah 58 yuana geldik sabah. Şimdi gece dönüyoruz aynı otele. 54 yuana dönüyoruz. Ve o zaman Çinli arkadaşımız yanımızdaydı. Yine bir yemeğe geldik. Yemek yediler. Yine aynı şekilde konuşuyorlar. Sonunda 6.30 geçiyor, 7.30'da yemek gelecek. Sonunda yemek kısmına geçebildik. Bizi başka bir salona aldılar. Ve Çin'de göremeyeceğimiz bir şey. Açık büfe.
ve yemekler Hint yemeği. Öyle bunu da tatmış olduk. Hintliler çok fazla. Onlarla Çinlilerin bir araya gelip oluşturduğu bir şeymiş. Otobüs gelmeyecekmiş. Taksiye de binmeyelim dedik. Metroyu deneyelim dedik. Buradan indik. Her metro girişimizde çantalarımızı kontrol ediyorlar. Ha, İngilizce de yazıyormuş. Normalde yazmıyor çoğu yerde. Metro, in this way, right? Okay. Tamam. Evet, jetonu nereye koyacağız? Ah, like, okay. Tamam, anladım. Like this. Gittik. Bunlar ne oluyor? Sonra çöp mü? Kalabalığı biraz abartmışlar. Yani İzmir'de şirin yerde metroya binen birisi. Bunu zaten Türkiye'de de görmüştür. O yüzden çok da kötü değil. Şimdi transfer yapacağız, başka bir trende bineceğiz. Ya kalabalıklaştı ama dediğim gibi. Şirin yerde binen birine göre çok çok normal. Metrodan çıkıyoruz. Çıkarken de bunu geri atıyoruz ve kapı tekrar açılıyor. Çıkıyoruz. Böyleymiş.